Evet değerli arkadaşlar, ben Nurcu. Açlığımın ikinci günündeyim. Size haber vereyim dedim. Şimdi ben size ilgili yeri okumak istiyorum. Şurası bakın. Geçen bahsettiğim husus açlıkta niyetin çok önemli olduğu ile alakalıydı. Fakat kitap yanında değildi. Bakın okuyorum, çok kısa bir bölüm. Açlıkta niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiğinde bağışıklık sistemi, her organ ve her bir hücre kendisini bu niyete göre programlar. Açlığın her günü iç un, belli miktarda fazlalığı azmayı ve harcamayı planlar. Vücudun programını bozmamak için niyeti bozmamak gerekir. Açlıktan korkmak için sebep yoktur. Açlıktan zarar gelmez. Çünkü Allahu Teala'yı zikreden hücreye kabirde kurt böcek dokunamadığı gibi açlık da zikreden hücrelere dokunmaz. Açlıkta beden de aç kalmaz. Çünkü her bir hücrede her zaman 40 günlük zahire rızık vardır. Bakın, üstadın eserinde de bu ifade mevcut ve bu husus teyit edilmiştir. Nedir? Her bir hücrede, vücutta bir yağ deposu. Bir zahire rızık vardır. İhtiyaten yani. İnsan her zaman yiyecek, yemek bulamaz, değil mi? İmtihanın gereği olarak bazı zamanlarda aç kalmak zorunda, durumunda, mecburiyetinde kaldığı için Allahu Teala bedenimize böyle bir hasiyet, mahiyet halketmiş, vermiş, yaratmıştır yani. Bununla birlikte vücut yıllarca toplanan birikinti ve değişen hücreleri gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer diye böyle bakın devam ediyor. Ben tabii ki hem açlık tedavisinin yanında şifa orucumu da yapıyorum. Ona da başladım, ona da devam ediyorum. Bu size biraz ağır gelebilir, tecrübesi olmayanlar için söylüyorum. Fakat ilk seferde yapamaz mıyız derseniz elbette yapabilirsiniz. Fakat daha sonra çok yorulabilirsiniz yani. Ama korkmanıza gerek yok yani. Şu an yeni başladık. İkinci günümdeyim. İnşallah devam edecek. Sizin merak ettiğiniz hususlar olursa yazarsınız yorumlara. Ben sizlere elimdeki kitaptan ya da iPad'imden okurum ilgili kısımları. Tamam? Evet. Burası bu kadar.